Sevgili arkadaşlar, herkese merhabalar, hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 8. sınıf matematik dersinde çarpanlar ve katlar konusunu işliyoruz. Buyurun bakalım arkadaşlar dersimize. Evet arkadaşlar, ilk olaraktan diyor ki, bakın, kenar uzunlukları santimetre cinsinden birer tam sayı ve alanı 36 santimetre kare olan dikdörtgenin çevresi en fazla kaç santim olabilir? Bizim bunu çözebilmemiz için bilmemiz gereken bir şey var. Biz dikdörtgenin alanını çözerken arkadaşlar nasıl yapacağız? Bir tane dikdörtgen çizelim bakalım. Burasına A dedim, burasına B dedim. Bir dikdörtgenin alanı, bakın kenarlar dik, 90 derece olacak. Dikdörtgenin alanı neyle bulunur arkadaşlar? Kısa kenar çarpı uzun kenar. Okey, alanı biliyoruz. O zaman bize şunu gösteriyor. Hocam, 36 kısa ve uzun kenarın çarpımı olacak. Tamam. Dolayısıyla buradan şuraya kapı çıkartıyor. O zaman 36'nın çarpanları nelerdir arkadaşlar? Ben şurayı şöyle bir siliyorum. 36'nın çarpanları nelerdir? Geliyoruz konumuzla ilgisi olan bölüme. Bir sayının çarpanları ya da deyim yerindeyse bölenleri, bakın aynı şeyi ifade eder. Biz bunları nasıl buluruz arkadaşlar? 36'nın çarpanlarını bulurken arkadaşlar önce 1 ile kendisi, sonra sayıyı küçülterekten. Yani nasıl? Önce hocam 36 ile 1'in çarpımı 36 eder. Okey. Daha sonra ne yapacağım hocam? 1 küçülttün. Bu 1'di ya arkadaşlar. 2 yapın. 2'ye bölünebiliyor mu? Sonra 3, sonra 4, sonra 5. Adım adım birbirine yaklaşana kadar gideceksiniz. Deneyelim. 2'yi koyuyorum. 2 koyduğumda arkadaşlar 18. Bölündü. 3 koyuyorum. Bölünüyor mu? Bölünüyor. 3 çarpı 12. Sonra 4 deniyorum bakalım. 4 var mı? 4 çarpı 9, 36 oluyor. 5 var mı? Yok. 6 var mı? Şimdi gelelim buraya arkadaşlar. 5 yıldızlık bilgi. 2, 3, 4 ve 5. Hocam 6 çarpı 6. Bu da 36 da. Ama burada sana dedi ki dikdörtgen dedi hocam. Arkadaşlar burayı unutmayın. Birçok arkadaşımızın karıştırdığı yer burası. Karede bir dikdörtgendir. Karenin de bir dikdörtgen olduğunu arkadaşlar unutmuyorsunuz. Dolayısıyla 6 çarpı 6'yı da kullanacağız. 6'ya 6. Peki şimdi bize dedi ki 36 santimetre kare ve çevresinin en büyük olabilme ihtimalini söylüyor. O halde neleri deneyeceğiz? Şimdi ben şöyle bir şey yapayım arkadaşlar. Şöyle bir dikdörtgen oluşturayım. 36'ya 1 dersem uzun kenar 36, kısa kenarları 1 olsun. Çevresi ne oluyor? Hemen şunu yapıyoruz. Uzun kenar artı kısa kenarı toplayıp 2 ile çarpıyoruz çevre için. Bakın 36, 36, 1, 1 daha değil. Uzunu kısayı topla, 2 ile çarp, çevreyi bulursun. Uzunla kısayı çarp, alanı bulursun. Bunları mutlaka arkadaşlar aklımızda tutuyoruz. En önemli kısmı burası. Peki 36, 1 daha arkadaşlar, 37, 2 ile çarptık ne oldu? Burada 74 oldu çevresi. 18, 2 daha 20, 2 ile çarptık burada 40 oldu çevresi. 12, 3 daha 15, 2 ile çarptık 30 oldu çevresi. 9, 4 daha 13, 2 ile çarptım 26 oldu çevresi. 6, 6 daha 12, 2 ile çarptım 24 oldu çevresi. Bakın şimdi neyi göreceğiz. Demek ki alandan yola çıkarak çevrenin en büyük olduğu şekli bulmak için 1 çarpı kendisini yapmamız lazımmış ki 36 çarpı 1. 40 olsaydı 40 çarpı 1 diyecektik. Peki çevrenin en küçük olduğunu bulabilmek için ne yapacağız? Kareyi yakalayacağız. Ya da kareye yakın. Mesela bu 36 idi arkadaşlar. Ne yaptık biz? 6'ya 6 dedik. Siliyorum şurayı. Peki 20 deseydim ne diyecektim arkadaşlar? En büyük çevre için 20 çarpı 1 diyecektim eşittir 20. Çevre ne olacaktı? 21. 20 ile 1'i topluyorum. 21. 2 ile çarpıyorum. 42 olacaktı. En kısa çevre kare oluyor mu? Olmuyor. Ne olacak? En yakın hangisi? 5'e 4. 5 çarpı 4 diyecektim. Bu da 20. Toplarsam 9. 2 ile çarp 18. Yani alanı verilen bir şeyin çevresini en büyük yapmak için 1 çarpı kendisi. En küçük olması için de arkadaşlar ne diyeceğiz? Burada kareye en yakın olduğu sayıları bulmaya çalışacağız. Devam ediyorum arkadaşlar. Burada sorumuzun cevabı ne olacaktı? Tabii ki de arkadaşlar D şıkkı, en büyük 74 olacaktı. Geçiyorum. Şimdi ikinci sayfama. İkinci sayfamızdaki örnekler bakalım. Bize demiş ki arkadaşlar, alanı 24 santimetre kare olan ve kenar uzunlukları santimetre cinsinden birer tam sayıdır. Buna göre dikdörtgenlerin kenar uzunluklarını boşluklara yazalım. Kaç tane dikdörtgen olacak? Abicim ben şuraya hemen kalemimi açıyorum. Diyorum ki
24'ü neler oluşturur? Hemen diyordum ki 24 çarpı 1 yazdım abi. Buraya 24, buraya 1. Sonra 24'ü 2 ile deniyordum. 2 çarpı ne oluyordu? 12. Burası 12'ye 2. Sonra 3 deniyordum. 3 çarpı arkadaşlar 8. Tabii burası 3, burası 8. 4 deniyorum. Oluyor mu? Evet oluyor. 4 çarpı 6 arkadaşlar. 4'e 6. Eğer bunu böyle yapmazsanız, karışık giderseniz arkadaşlar arada mutlaka bir tanesini atlama ihtimaliniz çok yüksek olur. Sıralamayla giderseniz kaçırmazsınız. Tamam arkadaşlar. Şimdi 4 tane dörtgen bulduk. Yazdık. Zaten bize de 4 tane boşluk gelmiş. Tamam. Burayı siliyorum. Yazın arkadaşlar. Yazmadıysanız videoyu durdurup bunları yazın. Devam ediyorum. Ben alttaki bölüme. İkinci bölüm. Bakın burada bir şey anlatıyor. Diyor ki 2'ye tam bölünebilen, kalemimizi de açalım arkadaşlar. 2'ye tam bölünebilen bir doğal sayının kendisinden sonra en büyük çarpanı yarısıdır. Örneğin bir sayı verelim. Ne diyelim arkadaşlar? 50. Bu 2'ye bölünebilen çift bir sayı değil mi arkadaşlar? Kendisinden sonra en büyük çarpanı diyor. Şimdi çarpanlar ve katlar zaten bizim konumuz. Çarpanları nasıl ayırıyorduk biz? Önce 50 neydi? 50'ye 1'di. Sonra 2'ye bölüyorduk. 25'e 2. Bakın 3'e bölünüyor mu? Bölünmüyor. 4'e bölünüyor mu? Bölünmüyor. 5'e bölünüyor mu? Evet, 10 çarpı 5. Çarpanlarını görüyor muyuz arkadaşlar? 50, 25, 10, 5, 2, 1. Daha sonra bölünüyor mu? Bölünmüyor. Tekrar 10'a 5'e geliyor. Bütün çarpanları 6 taneymiş diyeceğiz. En büyük çarpan ne? Kendisi. Kendisinden sonra en büyük çarpanı ne? 25. Yani yarısı oldu. Çünkü diyor ki 2'ye bölünebiliyorsa kendisinden sonraki en büyük çarpanı yarısı olur. Run manası bu arkadaşlar. Sildim. İkinciye bakıyoruz. 3'e tam bölünebilen tek tam doğal sayı. Tek diyor bak, çift demiyor. 3'e tam bölünebilen tek doğal sayı. Ne verelim arkadaşlar? Örneğin 33 verelim. Bunun da kendisinden sonra en büyük çarpanı 1 bölü 3'üdür. Deneyelim. En büyüğü ne olacak? 33'e 1. Sonra 2'ye bölünüyor mu? Hayır. 3'e bölünebiliyor mu arkadaşlar? Evet. 11 çarpı 3. Sonra başka bir şey bölünüyor mu? 4'e 5 efendim? Hayır. Tekrardan 11 ile kendisine geliyor. Onları yazmıyoruz iki kez. Demek ki kaç çarpanı var? 4 tane. 33, 11, 3, 1. Bize ne diyor? Kendisinden sonraki en büyük çarpanı 1 bölü 3'üdür. Bak 33'ün 1 bölü 3'ü kaç? 11. Demek ki doğru. 328'in kendisinden sonraki en büyük çarpanı nedir? Sayı çift. 328'i bölüyorum 2'ye abicim. Bir tane var 2. 1 kaldı. 2. Burada 6 oldu. 12. Çıktı 0, 0. Ne oldu? 8. Böldüm 4. Demek ki yarısı 164'müş. Kendisinden sonraki en büyük çarpanı ya da böleni. Arkadaşlar matematikteki ifadelerin, terimlerin karşılığının ne olduğunu bu şekilde çok iyi bilmeniz gerekiyor. Yani der ki bölen sayısı, asal çarpan sayısı falan, bunların ne olduğunu çok iyi takip edin arkadaşlar. İyi dinleyin. Yazarak giderseniz sizden ricam akılda kalıcı olacak. 417'nin kendisinden sonra en büyük çarpanı kaçtır? Hocam ben ne bileyim 3'e bölünebildiğini. Çift değil. 3'e bölünebilmek için biz ne yapıyorduk? Rakamları topluyorduk. Bu rakamların toplamı 3 ve 3'ün katı ise bu sayı 3'e bölünebiliyor. Değilse arkadaşlar bölünemiyor diyorduk, tamam mı? 4, 1 daha 5, 7 daha 12, 3'e bölünebiliyormuş. 417'yi bölüyorum 3'e. Bir tane var 3, çıktı. 1 kaldı 11. 3 tane var 9, çıktı. 2, 7, 9. Demek ki arkadaşlar 139'muş diyorum. Siliyorum, yukarıdan devam edeceğim arkadaşlar. Test sorularımız karşımızda. Hemen test sorularımızı arkadaşlar hızlıcana dalıyoruz. Aşağıdakilerden hangisi 64'ün çarpanlarından değildir? Yani 64'ü bölemeyecek sayı. Hemen 64'e 1, 2'ye böldüm, 32'ye 2, 3'e böldüm olmadı, 4'e böldüm 4 çarpı 16, 5'e böldüm olmadı, 6'ya böldüm olmadı, 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 8'e böldüm 8 çarpı 8. Buraya kadar geldi. Bunlar çarpanları. Peki hangisi değildir? Bariz bir şekilde gördük ki 18. İkinci soru diyor ki 2 basamaklı 2A sayısı 100'ün çarpanı olduğuna göre, yani 100'ü bölebildiğine göre A yerine kaç farklı rakam yazılabilir diyor arkadaşlar. Bakıyorum şimdi 20'li sayılarda 100'ü bölebilen sayı kaç? Bir kere aklınıza gelmiyorsa bile hemen arkadaşlar 100'ü ayırın. 100 çarpı 1, 50 çarpı 2, 3'e böldüm olmadı, 4'e böldüm
25 çarpı 4, 5'e böldüm, 20 çarpı 5. Sonra gidiyorum gidiyorum 10'a bölünüyor, 10 çarpı 10. Baktım çarpanların da 20'li sayılarda burası 20, burası 25. İki tane sayı var. Demek ki A yerine bir 0 gelebilir, bir de 5 sayısı gelebilir diyoruz arkadaşlar. Cevabımızın 2 olduğunu işaretliyorum. Geçiyorum alttaki 3. sorumuza. Çok güzel bir soru arkadaşlar. İyi dinleyelim. Diyor ki yaşımın çarpanlarından biri 7'dir. Yani benim yaşım 7'ye bölünüyor diyor. Bu da diyor ki benim yaşımın çarpanlarından biri de 6'dır diyor. Yukarıdaki kişiler yaşıt, yani aynı yaşta olduğuna göre. Demek ki bu sayının hem 6 çarpanı var hem de 7 çarpanı var. Hangisi olabilir? Hocam ben olsam şıklardan denerim diyorsunuz ama böyle bir mantığı yok. Dikkat edin. Bir sayının çarpanlarını biliyorsanız bu sayıları çarpıp en küçük kaç olabileceğini direkt bulabilirsiniz. 7 ile 6'yı çarpıyorum arkadaşlar. 42. Hocam bu kişinin yaşı 42'miş, cevaplarda yok. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Direkt bekleyecek miyiz arkadaşlar ya da ümidi kesecek miyiz? Hayır. 42 bunun minimum yaşı. Siz bunu katlayabilirsiniz. Yani hocam ama başka sayıyla çarpanı demiyor ki demesine gerek var mı? İki tanesini örnek verir. Üçüncüsünü, dördüncüsünü sen kendin üretmek durumunda kalabilirsin. Demek ki 42'yi 2'ye katladım 84. 3'e katladım 126. 4'e katladım 168. Gidebilirim. 5'e, 6'ya, 7'ye, 10'a katlayaraktan bu sayıyı ben yine 7 ve 6 çarpanını içinde tutmak kaydıyla gidebilirim. Gördüğümüz gibi cevap arkadaşlar 84. Geçiyorum. İkinci bölüm. Haydi bakalım. Şimdi asal sayılara geliyoruz arkadaşlar. Asal sayı nedir? Önce bir kenara bir not edelim bakalım. Asal sayıyı bir açıklayalım size. Arkadaşlar kalemimizi de hemen açıyorum. Asal sayı şu. Burada da tabirini, açıklamasını veriyor. Kendisi ve bir dışında pozitif çarpanı olmayan sayıya asal sayı denir. Hocam ne demek? Hiçbir sayıya bölünmeyecek. Bir sayı kendisine bölünür, bire de bölünür değil mi? Başka hiçbir sayıya bölünmeyecek. Mesela kaçtan başlayacağız? Asal sayılar kaçtan başlar? Bir acaba bir asal sayı mıdır? Hayır arkadaşlar. Buraya yıldız atıyorum. Bir asal değil. En küçük asal sayımız nedir arkadaşlar? 2'dir. En küçük asal sayımız 2'dir. 2'den sonra bir sıralayalım bakalım. Kim var 2'den sonra? Şöyle bir 20'ye kadar gidelim mi size? Gidelim değil mi? 2'den sonra 3 var. Kimseye bölünmüyor. Sonra 4 2'ye bölünüyor. 5'e baktım bölünmüyor. 5 var. Sonra arkadaşlar 6 2 3'e bölünüyor. 7 asal. 7 asal. 8 bölünüyor. 9 3'e bölünüyor. 10 bölünüyor. 11 var. 11 asal arkadaşlar. 12 bölünüyor. 13 bölünmüyor. 13 de asal. 13'ü de yazdık. 15 3'e 5'e bölünüyor. 17 var. 17'yi yazdım. 18 çiftlerin hepsini geçiyorum. 19 da yazdım. 20'ye kadar asal olan sayıları buraya yazmış oldum. Peki burada çok önemli bir bilgi vereceğim. Sorularda böyle yanıltmak için çok gelecek bir şey arkadaşlar. Asal sayılarda, tamam mı, çift olup da asal sayı olan sadece ve sadece yeryüzünde bir sayı var, o da 2'dir. 2'den sonra çift olan asal sayı yoktur çünkü bütün sayılar 2'ye bölünür. En küçük asal sayı ve çift olan sadece olan asal sayımız 2'dir arkadaşlar. Bundan sonraki bütün sayıları tek tek arayacaksınız. Yani 2'den sonra çiftlere bakmayacaksınız. 3, 5 hatta birler basamağındaki 5'ten sonra işte ne diyeyim 2'de onlar basamağı, yüzler basamağında falan buradaki 5'lere de bakmayın. Bunlar 5'e bölünür arkadaşlar. 3'e, 7'ye ve 9'lara, 1, 3, 7 ve 9'lara bakacaksınız. Bölünebiliyor mu, bölünemiyor mu? Bir tüyo daha. Yüksek sayılarda mesela arkadaşlar. Hocam asal sayıları bulurken nelere dikkat edeceğim? İki şey. 3'e bölünebilme, rakamların toplamı 3 ve 3'ün katı ve 7'ye bölünebilmeye dikkat edeceksiniz. Örneğini vereceğim. Mesela 70'ten sonraki asal sayılara bakalım bir arkadaşlar. 70'ten sonra 71 bir şeye bölünebiliyor mu? 7 artı 1, 8 bölünmüyor. 71 asal. 72 bölünüyor mu? Bakın 7'şer 7'şer asal olmayanları ben bir yazayım. Beni yanıltmasın diye. 70'ten sonra 7'şerleri bir yazayım.
77 asal değil, 84 asal değil, 7 ekliyorum 91 asal değil, 7 ekliyorum 98 asal değil. Bakın şu sayılar tek olup beni acayip derecede yanıltabilecek sayılar. Bunları kenara yazarsam çok rahat ben asal olanları bulabilirim arkadaşlar. Asal bulurken dikkat edeceğimiz şeyler 3 ve 7'nin katları. Bir daha söylüyorum. Çiftler asal değil. 80'e kadar falan gidelim bakalım. 73 asal mı? Evet arkadaşlar, 73 hiçbir şeye bölünmüyor asal. 75 değil. 77 7'ye bölünebiliyordu, o da değil. 79 asal mı? Evet arkadaşlar, asal. 79'u da yazdım. Daha sonra 80'lere geçtiğinizde 81 zaten 3'ün katı. Burasının asal olmadığını bileceksiniz arkadaşlar. Sorumuz ne diyor bakalım. 2 basamaklı 2 A sayısı asal olduğuna göre. O zaman biz 20'lerde kaç tane asal sayı var bir bakalım bir. Yazalım o zaman. Şunları bir sileyim arkadaşlar. 20'lerde kaç tane sayım var benim? Başlıyorum. 21 asal mı? Hocam 3'e ve 7'ye bölünebiliyor. Geç. 21 değil. 23 var. 25 yoktu. 5'li sayılar. Yani rakam olan 5'ten başka diğer 5'li sayılar neydi arkadaşlar? Hepsi 5'e bölünebiliyordu. Onları yazmıyorduk. 1, 3, 7 ve 9'lara bakıyorduk. 27 asal mı? 27 3'e bölünebiliyor. 29 evet asal. O zaman bakın bitti. 20'lerde 30'larda dese 30'ları de. Bir de 30'ları deneyelim bakalım. Örnek olsun. Mesela 31 hiçbir sayıya bölünemiyor. Asal. 33 3'e bölünüyor. 35 gitti. 37'ye bakıyorum. Var mı bölündüğü bir şey? 37 de asal. 39 3 ve 9 topladım 12 3'e bölünebiliyor. Dikkat, asal değil. Abicim bize demiş ki 2 basamaklı 2 A sayısı asal olduğuna göre diyor. A yerine 3 farklı rakam yazılabilir. Hayır, A yerine 3 ve 9 yazılabilir. Bu yanlış. Gitti. A yerine yazabilecek rakamların toplamı 13'tür. 9'da 3'ü topladım. Ne oldu arkadaşlar? 12. Bu da gitti. A'nın en büyük değeri 9'dur. Doğru arkadaşlar. Cevabımız B şıkkı. Yalnız 3 oldu. Siliyorum ve örneklerimize geçiyorum. Bununla ilgili şimdi arkadaşlar örneklerimizi yapacağız. Bakın. Çok şık örnekler, güzel sorular var. Burada arkadaşlar. Gelelim bize biraz böyle angarya gibi gelecek ama bu sizin için çok önemli. Neden? Şurada yanıldığınız bir sürü sayı çıkacak ve örneklere bakacağız arkadaşlar. Bize neler soracak? 1'den 100'e kadar olan sayıları, asalları işaretleyelim. Hadi bakalım. 1, 3, 5, 7 gitti. 11, 13, 15 yok. 17 var. 19 var. Sonra 21 yok. 23 var. Gittik. Burada ne vardı? Bir de 29 vardı. Az önceden aklımıza kaldı ya, 31 vardı. Daha sonra ne yaptık arkadaşlar? 39 yok. 37 vardı. Asal sayı. Devam ediyorum. 41 asal mı? Evet arkadaşlar. 41 asal sayı. Daha sonra ne yapıyoruz? 43'e bakıyoruz. 43 bölünebiliyor mu? 43 de asal sayı. Daha sonra ne yapıyoruz? 45. 47'ye baktım. 49 7'ye bölünebiliyor. Ama 47 bizde burada arkadaşlar asal sayı olacak. Bir daha deneyelim. 5, 7, 11. Toplamlarına bakıyorum. 3'ün katı mı değil mi diye. Yanılmayalım diye. 51, 5 artı 1, 6. 3'ün katı 3'e bölünebiliyor. Geç. 53 asal. 55'i geçtim. 57'ye bakıyorum arkadaşlar. 5 artı 7, 12 gitti. 59 asal. Tamam mı? 61'e geldim. 61 asal. Ondan sonra 63 gitti. 3'e bölünebiliyor. 65, 67'ye bakıyorum arkadaşlar. 6 artı 7, 13. 3'e bölünemiyor. 7'nin katları mı? Bakın 7'nin katlarını şurada yanılmayın diye yazıyorum. 70, 77, 84, 91. Bu arkadaşlar ve 98. Bu asal değil. Dikkat edeceğiz burada. Bu hususa dikkat edeceğiz. 7'nin katı burada bizi kilitleyecek. 77 ve 91 var. 67, 69 arkadaşlar 3'ün katıydı, geçtim. 71'e bakıyorum. 71 asal mı? Evet arkadaşlar, 71 asal. Daha sonra 73'e bakıyorum arkadaşlar. 73 asal mı? 3'ün katı mı? 7 yok zaten. 7'nin katlarında yok. 3'ün katı mı? 10 oldu. Burası da değil. 75, 77. 77 7'nin katıydı. 79'a bakıyorum. Asal mı arkadaşlar? Evet, asal sayı. İşaretliyorum. 81 3'ün katı. 83 asal. 85 değil, 87'ye baktım, 15 değil. 89'a bakıyorum arkadaşlar, 7'nin katlarında var mı? Yok. 89 o zaman asal. 91, yani 7'nin katı olduğunu bilmesek cart diye işaretleriz. Bakın dikkat edin, dediğim husus çıktı karşımıza. Asal değil. 93 asal değil. 95 değil. 97'ye bakıyorum arkadaşlar, 93 3'ün katı çünkü. 9 artı 7 asal mı? Asal sayı arkadaşlar.
işaretliyorum. 99 zaten asal değil. Kaldığı asal sayıları gördük mü şimdi? Bakın. Asal sayıları burada gördükten sonra arkadaşlar, tamam mı? Geliyorum aşağıdaki bununla ilgili örneği doldurmaya. Diyor ki iki basamaklı en büyük asal sayı. Biz az önce ne yapmıştık arkadaşlar? İki basamaklı en büyük asal sayı neydi? 97 idi değil mi? Doğru mu arkadaşlar? İki basamaklı en küçük asal sayı kaçtı arkadaşlar? İki basamaklı en küçük asal sayı 11 değil miydi? Evet, 11. Birler basamağı 1 olan kaç tane? Sayalım. 11 vardı, 31, 41 vardı, 61, 71 vardı. 81 ile 91 yoktu. Bunlar asal değillerdi. 5 tane var arkadaşlar. Birler basamağı diyor ya, bakın. Şu soldaki birler, az önce işaretlediklerimizi sayacağız. Birler basamağı 0 olan, sonu 0 ile biten bir asal sayı var mı arkadaşlar? Yok. Yoktur arkadaşlar. Buraya direkt yok yazıyoruz. Çünkü hepsi çift sayı olacak. Asal sayı olan rakamların toplamı. Kimdi asal sayı rakamlar? 2, 3, 5 ve 7 idi. Topluyorum arkadaşlar. 5, 5 daha 15, pardon 5, 5 daha 10, 7 daha 17 etti bizim sayılarımız. Geçiyorum C şıkkına. Hadi bakalım. Yine çok tehlikeli bir soru arkadaşlar. 100 ile 140 arasındaki asal sayıları bulup aşağıdaki kutulara yazınız diyor. Dikkat. Ben önce neyi? 3'ün katlarını toplayarak bulabilirim de. Ben 7'nin katlarını. 98'de kalmıştık değil mi? Ekleyelim bakalım. 7'nin katlarını yazıyorum. 98'den sonra 105, 7 ekledim. 7 ekle. 112. 7 ekle. 119. 7 ekle. 126. 7 ekle. 133. 7 ekle. 140. Tehlikeli sayıları gördünüz mü? Bu asal değil. Zaten 5'in katı. Bu asal değil. 119. Cart diye giderdik. Asal değil. Asal derdik yani normalde. Ve 133. O zaman kimler asal? 101 asal kalıyor. 103 bakıyoruz. 3'ün katı değil, 103. Sonra 107'ye bakıyorum. 8 etti. 107. Sonra arkadaşlar 109'a bakıyorum. 109'da bir şey var mı? Herhangi bir engel yok. 109'u da yazdım. Sonra 110'lara geçtim arkadaşlar. 111 3'ün katı. Dikkat edin. 111 3'ün katı. 113 yazayım arkadaşlar. Var mı 113 engelleyen bir şey? Yok. 113 asal. 115 değil. 117'ye bakıyorum. 117, 117 daha 9 etti. 3'ün katı olmadı. Sonra 121'e bakıyorum. Hocam 1, 2, 1 daha ne etti? 4. Ama dikkat arkadaşlar. 121, 11 çarpı 11'di. 121. Aman dikkat. Tam kare bir sayıya geldik. Çok tehlikeli bakın. Burası acayip derecede ufuk açıcı bir bölüm. O yüzden uğraşıyorum burada. Arkadaşlar 121 asal sayı değil. 123'e bakıyorum arkadaşlar. 123 tek sayıya. 1, 2, 3 daha 3'ün katı gitti. 127'ye bakıyorum. 127'de bir şey var mı? 1, 2, 7 daha. Yok. 127 asal. 129'a bakıyorum arkadaşlar. 129'la ilgili 1, 2, 9 asal değil. 3'ün katı. 131 ile ilgili bir şey var mı? 131 arkadaşlar. 131 asal sayı mı? Evet, 131 asal sayı arkadaşlar. 133'ü yazmadım. 133 asal sayı değil. 7'nin katı. 135 değil. 137 var arkadaşlar. 10, 11 ve 139 var. Buraya gelebilecek asal sayılar. Dikkat etmeniz gereken sayılar arkadaşlar. 11 çarpı 11, 121 var. Daha sonra 119 ve 133 sayıları burada. Bize tehlike arz edebilecek sayılar. Devam ediyorum. Örnekleri de çözdükten sonra birinci videomuzu arkadaşlar bitirmiş olacağız. Evet. Soru gelsin. Soru diyor ki, şöyle iki soruyu da alalım. Soru bize diyor ki arkadaşlar, iki basamaklı A3 sayısı bir asal sayı olduğuna göre A yerine aşağıdakilerden hangisi yazılamaz? 13 asal mı? Asal. 23 asal mı? Asal. 33 asal değil. Yazılamaz değil mi arkadaşlar? Gitti. 36'nın çarpanlarından kaç tanesi asal sayıdır? Hemen ayırıyorum. 36 çarpı 1. 18 çarpı 2, 12 çarpı 3, 4 çarpı 9, 6 çarpı 6. Bunlardan kaç tanesi asal? 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36. 2 ve 3 asal, diğerleri asal değil. Biri asal değildi, unutmuyoruz. Arkadaşlar 2 tanesi asal sayı diyorum. Geliyorum testimin son sorusuna arkadaşlar. Son sorumuz.
Diyoruz ki aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 34'ün 2 katı bir asal sayıdır. 68 zaten 2'ye bölünebiliyor. Yanlış değil. 34'ten küçük en büyük asal sayı 33'tür. 33 3'ün katıdır değildir. Nedir en büyük asal sayı? 31 olacaktır. 34'ün yarısı bir asal sayıdır. Bu da yanlış. 17 asal sayı mıdır? Evet asal sayı. Doğru cevap ama D'ye de bakıyorum. 34'ten büyük en küçük asal sayı 35'tir. Hayır 35 yoktu. Ne vardı? 37 vardı. Evet arkadaşlar. Çarpanlar ve katlar konusunun birinci videosu buraya kadardı. Videolar devam edecek arkadaşlar. Oynatma listelerinden takip edebilirsiniz. Kanalımıza abone olup derslerinizi ücretsiz bir şekilde takip edebilirsiniz. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Tüm öğrencilerime sevgiler, saygılar ve başarılar diliyorum.